Merhaba arkadaşlar, Süper Karınca'dan ben Ali. Bugün size LG lansmanından sesleniyorum. LG lansmanında bugün hareketli bir dakikalar geçirdik. Ekranının özellikle daha çok bahsedildi. Bundan dolayı LG lansmanında G3'ün 5.5 inçlik Quad HD çözünürlüğüne çok değinildi arkadaşlar. Bunu size buradan belirteyim. Hemen aslında cihazı biraz kullanmamız gerekirse akıllı bildirimler. Yani burada size cihaz, mesela bir arkadaşınızla mesajlaşıyorsunuz fakat herhangi bir şekilde bunu eklememişsiniz rehberinize. Bunu hemen hızlı bir şekilde size burada uyarılar şeklinde hatırlatıyor. Siz de hemen bunu ekleyebiliyorsunuz. Aslında size biraz akıllı kılıfından bahsetmek istiyorum. Akıllı kılıfı bu şekilde aslında cihazın arka kapağına tam bir şekilde oturuyor. Şu anda cihazımız altın renkte fakat rengi beyaz. Ön tarafının aslında en önemli kısmı burası. Buna biz akıllı kılıf diyoruz. Bu şu şekilde, bakın. Hemen şu şekilde görüyorsunuz, bir saat bildirimi bulunuyor. Burada hemen kaydırdığımızda, şu an pardon, iki defa dokunalım. Evet, hemen sağa doğru kaydırdığımızda görüyorsunuz. Fitness, müzik, kamera, mesajlaşma, çağrı ve ayarlar bölümünü görebiliyorsunuz. Bu arada hemen hızlı kapanıyor. Hemen buradan müzik uygulamasına geçebiliriz. Müzik uygulamasından hemen istediğimiz gibi müzikleri açabiliriz. Arka planda hemen sihirli butonumuz yer alıyor. Buradan hemen sesimizi açabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen buradan durduralım, geri gelelim. Kamera, hızlı bir şekilde kameradan resim çekmenizde olanak sağlıyor. Hemen şöyle aslında size şu telefonu koyalım. Hemen şöyle bir resim çekelim. Evet, çektikten sonra hemen hızlı bir şekilde bu şekilde geri dönüş yapalım, biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan hemen gösterelim. Mesajlar uygulaması, burada aslında mesajları hiçbir şekilde kendiniz yazamıyorsunuz. Sadece gelen mesajları okumanız mümkün kılınmış durumda. LG G3'ün tasarımına bakmak gerekirse aslında şu an elimdeki altın rengi, alt tarafında 3.5 mm'lik jack, mikrofon ve USB girişini görüyorsunuz. Yanlarında çok şık bir dizayn edilmiş. Tasarım harika, onu bu şekilde söyleyebiliriz. Üst tarafta hemen kızılötesi vericisi. Kılıfın şurasında Güney Kore'si, Güney Kore'de TV antenleri için direkt bu şekilde anten çıkabilir. Tabii biz Türkiye'deki elimizdeki cihazlarda bu maalesef yok. Aslında size cihazın arka kapağını da göstermek istiyorum. Hemen şöyle cihazın arka kapağını çıkartırsak, şöyle hemen yapalım size. Tabii şu an biraz çıkartmak zor oldu. Evet. Burada hemen sihirli tuşumuzu görebiliyoruz. Sihirli tuş aslında LG G2'ya göre biraz daha değiştirilmiş durumda. Aslında kapağa bakarsak ses azaltma, açma ve burada aslında kilit açma butonları görüyoruz. 13 megapiksellik OIS destekli, OIS Plus destekli. Yani bu aslında LG G2'ya göre, yani LG G2'ye göre %20 daha fazla OIS desteği, yani sallayınca vesaire kamera arayış şekilleri resimleri netlerinden bozulmuyor. Burada hemen bir çift LED flaşımız bulunuyor. İsterseniz ön tarafından biraz devam edelim. Ön tarafında da hemen AIZ'imiz, ön kameramız bulunuyor. Ön kamera aslında 4 lense sahip. Bu ön kamera sayesinde çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmemiz mümkün. Ayrıca orada bir bildirim LED'i de bulunmuş durumda. Aslında biraz arayüzünden bahsetmek gerekirse, arayüz kendisine has yeni flat bir tasarımı geçirmiş durumda. Rehber, müzikler, tarayıcı hepsi baştan aşağı dizayn edilmiş durumda. Aslında biz burada bir Antutu 5 Mark testi yaptık. Aslında onu size buradan hemen göstereyim. Oppo Find G'yi ile birlikte karşılaştırdım. 34.000 gibi bir puan aldı. Bunu yetkililere sorduğumda aslında bu puanları çok takmamamı, bu puanların aslında kullanım deneyimimi etkilemediğini gibi sözler söyledi. Bunu aslında tartışabiliriz. Kameraya gelecek olursak, kameranın arka tasarımı, hemen size şöyle bir resim çekelim. Kameradan aslında çok bahsedildi. Kameranın aslında kendi özelliklerinden ziyade birçok özellikleri mevcut. Hızlı şekilde odaklanabilmesi, farklı noktalara odaklanabilmesi gibi birçok ekstra özelliği yer alıyor. Hemen kamera aslında 4K video da çekebiliyor. Ön kamerası 2 megapiksellik bir kameraya sahip. İşlemci olarak Snapdragon'un 801 AC platformunu kullanmasına rağmen rakiplerinden daha geride kalıyor. İsterseniz hemen buradan müzik uygulamasını da geçebiliriz. Müzik uygulamasının aslında güçlü, dediğim gibi 1 watt'lık bir hoparlöre sahip. Bu 1 watt'lık hoparlörden istediğimiz gibi rahatlıkla yüksek sesle müzik dinleyebiliyoruz. Bunun detaylı testlerini HTC One M8 ile birlikte yapabiliriz arkadaşlar.
klavyesi aslında biraz akıllanmış. Klavyesine baktığımızda bazı işlevleri hızlı bir şekilde, mesela karınca yazıyorsunuz. Bakın şurada gördüğünüz gibi katrinca, kostrinca, hangisini demek istiyorsanız o tarafa doğru kaydırınca hemen o yazıyor. İsterseniz hemen bir geri alalım daha iyi anlamanız için. Bakın şu an karınca yazdım. Şimdi bakın şu şekilde kaydırıyorum. Bakın hemen katrin oldu. Bu şekilde ekstra klavyesinin özellikleri mevcut. Bundan dolayı isterseniz de sizin için Türkçe deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda karınca. Hemen bakın böyle yapıyoruz. Evet, karınca yazdı bu sefer. Bu şekilde ekstra yazılım özelliklerini buluyor. Tabi aslında yazılım testlerine daha çok geçebiliriz. Burada aslında LG'nin Health'ı ve Smaltix uygulamasında görebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi arayüz baştan aşağı dizayn edilmiş durumda. Flat tasarım ön tarafa çıkıyor. Menü uygulamaları, menü akışları gayet hızlı. İnternet performans testlerinde de gayet güzeldi. Cihazın tasarımı gerçekten sade, yani sadelikten ön plana çıkılıyor. Sade mi? Gerçekten de sade, inanılmaz bir tasarımı var. Şu şekilde aslında gösterebilirim. Kılıfta zaten Wi-Fi'li ve NFC desteği mevcut. Bu telefon gerçekten harika. LG G3 çok başarılı buldum. Şu anda maalesef fiyat hakkında herhangi bir bilgi edinemedik, fakat çok yakın bir zamanda, yani bir ay gibi kısa sürede satışa çıkması planlanıyor. Yine aynı şekilde dünya ile eş zamanlı olarak piyasaya çıkacak. Bundan dolayı biraz beklememiz gerekecek. Cihazın 16 ve 32 GB'lık farklı depolama alanları var. 16 GB'lık da 2 GB RAM, 32 GB depolama hafızasında ise 3 GB RAM bulunuyor. Diğer bütün özellikleri, bataryası, kamerası, arayüzü vesaire tamamen aynı arkadaşlar. LG G3 yakında test masamıza geldiğinde sizler için daha detaylı şekilde inceleriz. Fakat şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiler ve saygılarımla.